Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu dersimizde bugün sizlerle birlikte 4. sınıf matematik dersinde zihinden çarpma ve kısa yoldan çarpmaları göreceğiz. Buyurun bakalım dersimize geçelim. Evet, burada bize öğretiyor. Demiş ki 2 ile 10'u çarptığımızda 20 olur. Bak dikkat et demiş. 16 ile 100'ü çarptığımızda 1600 olur. 243 ile 1000'i çarptığımızda 243.000 olur. 10 ile çarptığımızda sonuna 1 0, 100 ile çarptığımızda sonuna 2 0, 1000 ile çarptığımızda sonuna 3 0 koyarız. Mesela 60 çarpı 20, bakın 6 ile 2'yi çarpmış, dikkat edin 6 ile 2'yi çarpmış, 12, sonuna 1 0 koymuş 120. 32 ile 300'ü çarpacak, bakın arkadaşlar 32 ile önce sayıyı çarpmış, 32 ile 3'ü ne oldu? 96. Sonra 2 0 koymuş 9600. Yani sıfırları ayırın, sonra ekleyin. Mesela 431 ile 2'yi çarpacak. 2000'i. 431 ile 2'yi çarp. Ne oldu? 2, 6, 8, 862. 3 sıfırı sonra ekliyorum. Tık tık tık. 862.000. Yani sıfır ve sayıları ayırın. Çok kolay olacak arkadaşlar. Gelelim buraya. İşlemlerimize bakalım. Bunların hepsini bulalım. Evet, 10 ile çarpmış 9'u 90, 100 ile çarpmış 900, 1000 ile çarpmış 9000. Evet, 7'yi 20 ile çarpmış, 7'yi 2 ile çarp 14, 1 0 ekle 140, 7'yi 2 ile çarp 14, 2 0 ekle 1400, 7'yi 2 ile çarp 14, 3 0 ekle 14000. 5'i 30 ile çarpmış, 3 ile çarp 15, 1 0 ekle 150, 5'i 300 ile çarpmış 15, 2 0 ekle 1500. 5'i 3 ile çarp 15, 3 0 ekle ne oldu? 15.000. Görüyor muyuz arkadaşlar? Çok basit olacak. 11'i 40 ile çarpmış. 11'i 4 ile çarp 44. O zaman bir 0 ekliyorum, 440. 44'e 2 0 ekliyorum, 4400. 44'e 3 0 ekliyorum, 44.000. 23'ü 50 ile çarpmış arkadaşlar. 23 çarpı 5 hemen yapıyorum. 23 ile çarpı 5 diyorum. 5 kere 3 15, elde var 1. 10, elde var 1 daha 11. 115. 115'e 0 ekliyorum. 115'e 1 0. 1150. 115'e 2 0 ekliyorum. 11.500. 115'e 3 0 ekliyorum. 115.000. Evet, 42 ile 20'yi çarpmış. 42 ile 2'yi çarp 84. 1 0 ekle 840. 42 ile 200'ü çarpıyoruz. 84'e 2 0 ekle 8400. Ne oldu bu da? 84.000 olacak arkadaşlar. Tamam mı? 2000'i çarpmak. Evet, 321 ile 9'u çarpıyorum ben. Kalemin rengini değiştirelim. Siyaha dönelim mi? 320 ile 90'ı çarpacağım. 321, 9'u çarpıyorum. Sonra 0 ekleyeceğim. 9, 9 kere 2 18'in 8 elde var 1. 9 kere 3 27 elde var 1 daha 28. Evet, 2889. Bir 0 ekliyorum. 28.890. 9 için 2 0 ekleyeceğim. 288.900. Burada 3 0 ekliyorum. 2.889.000. Evet, 432'yi 60 ile çarpacağım. Ne olacak? 432'yi 6 ile çarpıyorum. 1 0 ekleyeceğim. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 3 18 elde var 1. 19 yine elde var 1. 6 kere 4 ne oldu? 24 elde var 1. 25. Evet. 2592, 2592, 2592'yi yazdım. Abi 1 0, 2 0, 3 0 okuyorum. 25.920, 259.200, 2.592.000 gibi. Evet, 510 ile 70'i çarpmış. Bakın burada olay şu. Bunun da sıfırını sil, bunun da sıfırını sil. 51 ile 7'yi çarp, sonra sildiğin sıfırları ekle. Tamam. 51 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 1 7, 7 kere 5 35. 357. Bir bundan bir bundan silmiştim, 2 0. Bunun için bir bundan iki bundan siliyorum. 357'ye 3 0 ekliyorum. Tamam mı? Çünkü 510 ile 700'ü çarparken, şimdi 510 ile 71'i çarparken bir bundan 3 bundan 357'ye 4 0 ekliyorum. 1 2 3 4. Ne oldu? 3.570.000 meydana geldi. Şimdi çarpanların ikisinde de sıfırlar olabilir. İkisini de ayrı ayrı silip sonra ekleyeceğiz. Olayımız bu. Evet. Diyor ki her birinden 100 balon olan 45 kutuda kaç balon vardır? 45'i 100 ile çarpacağım. 2 sıfır ekliyorum. 4500.
300 ile 6000 çarpımı 6000 olan sayının kendisiyle çarpımı kaçtır? Oo, 300 ile çarpımı 6000. 300 ile neyi çarparsam 6000 olur? 2 sıfır sildim. 2 sıfır sildim. 3 ile neyi çarparsam 60 olur? Demek ki bu sayı 20'ymiş. Bakın. 300 ile çarpımı 6000 olan sayı diyor. Kaç? O zaman 300 ile neyi çarparsam 6000 edecek? 2 sıfır sildim. 2 sıfır sildim. 3 ile neyi çarparsam 60 edecek? Değil mi arkadaşlar? 20. Bu sayının kendisiyle çarpımı. 20 çarpı 20'yi soruyor. Ne oldu? 2 ile 2'yi çarptım. 4. Sonra 2 sıfır ekliyorum. 400 arkadaşlar. 50.000'in 5'in kaç katıdır? 5'in 1, 2, 3, 4, 10.000 katıdır. 4 tane 0 var. 210 destek kalem kaç kalem eder? 210 ile 10'u çarpacağız. 21'e 2 sıfır ekliyorum. 2100. Niye? 210 ile 10'u çarpmak bir sıfır eklemektir arkadaşlar. Direkt 2100 eder. Ya da bunun sıfırını sil, onun sıfırını sil. 21 ile 1'i çarp. 21. 2 tane sıfırı sonra ekle. 2100. Gelelim arkadaşlar. 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpmaya. Bunları göreceğiz. Bakın bir şey gösteriyor. 8'i 5 ile çarpmak diyor ki 8'i önce 2'ye böl sonra 10 ile çarp. Ya da şöyle yap. Önce 10 ile çarp sonra 2'ye böl. Daha kolaydır. Çünkü 5 ile çarpmak demek arkadaşlar 8 çarpı 5 40 ise 8'i 10 ile çarp. 10 ile çarpıp 2'ye bölmek değil arkadaşlar 5 ile çarpmaktır. Mesela 40'ı 5 ile çarpacağız. 10 ile çarpıyorum. 400 2'ye böl 200. Mesela 23'ü 5 ile çarpacağım. 10 ile çarpıyorum. 230. 2'ye böldüm ne oldu? 115. Bakın neden önce çarpın diyorum? Çünkü önce bölünmeyebilir. Bu da benim dediğime gelmiş burada. 57'yi 5 ile çarp ne oldu? Önce bölünmüyor. Önce bölüp sonra çarpma yanlış. Önce çarp sonra böl. 57'yi 10 ile çarp 570. 2'ye böl 285. 25 ile kısa yoldan çarpma olayı şu. Önce 4'e böler sonra onu 100'e çarparız. Hayır. Önce 100 ile çarp sonra 4'e böl. Olay bu. 36'yı arkadaşlar 25 ile çarpmak. Bölünebiliyorsa böl. Ama bölünmüyorsa 3600. 4'e bölersek 900. 80'i 25 ile çarpacağım. 100 ile çarp 8000. 4'e böl 2000. Okey mi arkadaşlar? Ya bölünmüyorsa yani. Düşün bunu mesela. 5'i 25 ile çarpacağım. Ne olacak? Bölünüyor mu 4'e? 100 ile çarp 500. 4'e böl 125. Tamam mı? 50 ile kısa yoldan çarpma arkadaşlar. Arkadaşlar burada da 100 ile çarpıp 2'ye böleceğiz. Olay bu. 14'ü 50 ile çarpmak için 1400 bölü 2'ye 700. 18'i 50 ile çarpmak için 1800 bölü 2'ye 900. Evet şimdi buradaki boş bırakılan yerleri tamamlayalım. Evet, 10 ile 5 çarpmış. 5 çarpı 10 demiş. Aynı. Hani sayıların 12 ile 25 çarpmak arkadaşlar ne olmuş? 4'e bölmüş 100'e çarpmış. 24 ile 50'yi çarpmak için ne olacak? 2'ye bölüp 100'e çarpacağım. Yani 12 ile 100'ü çarpacağım. 1200 bunu göstermemizi istiyor. 82 ile 5 çarpmak için 2'ye böl 10 ile çarp. O zaman 41 çarpı 10 diyorum. 4410 pardon. 60 ile 25'i çarpmak nedir? 4'e böl sonra 100'e çarp. 60'ı 4'e bölersem 15 sonra 100'e çarparsam 1500. 40'ı 25 ile çarpmak, 25 ile çarpmak 4'e böl 100'e çarp demekti. 4'e böldüm 10. 10 ile 100'ü çarpıyorum. Ne oldu? 1000. 14 ile 50'yi çarpmak, 50 ile çarpmak 2'ye böl 100'e çarp. 2'ye bölüyorum 7. 7 çarpı 100. 700. 20'yi 25'e çarpmak demek ne demek? 4'e böl sonra 100'e çarp. 20'yi 4'e bölüyorum 5. 5 çarpı 100 ne oldu? 500 sayısı geldi. Eşleştirelim diyor arkadaşlar burada da. Bir sayıyı 4'e bölüp 100'e çarpmak o sayıyı 25'e çarpmak demektir. 2'ye bölüp 100'e çarpmak demekti. 50 ile çarpmak demekti. Bir sayı 2'ye bölüp 10 ile çarpmak bu da 5 ile çarpmak demekti. Bir sayıyı 1000 ile çarpmak ne demekti arkadaşlar? Sonuna 3 tane 0 eklemekti. Bu kadar kolay ve basit yöntemler. Geldik burayı da tamamlayalım mesela. Kısa yoldan yapalım. 9 ile 10'u çarptım 90. 100'ü çarptım 900. 1000'i çarptım 9000. 3 ile 30'u çarptım. 3 ile 3'ü çarptım 9. 0 ekle 90. 3 ile 40'ı çarptım. 3 ile 4'ü çarp 12. Sonra 0 ekle 120. 3 ile 50'yi çarpıyorum. Ne oldu? 3 ile 5'i çarp 15. Bir 0 ekle 150. 4 ile 10'u çarptım 40. 4 ile 100'ü çarptım 400. 4 ile 1000'i çarptım 4000. 8 ile 20'yi çarpıyorum. 8 ile 2'yi çarp 16. Sonra 0 ekle 160.
8'de 300'ü çarpıyorum. 8'de 3, 24. 2 sıfır ekle, 2400. 8'de 4000'i çarpıyorum. 8 çarpı 4, 32. 3 sıfır eklersek 32.000. Doğru mu? 7 ile 2000'i çarpıyorum arkadaşlar. 7 ile 2'yi çarptım, 14. 3 sıfır ekliyorum, 14.000. 7 ile 3000'i çarpıyorum. 7 ile 3, 21. 3 sıfır ekliyorum, 21.000. 7 ile 4'ü çarpıyorum. 28, 3 sıfır ekliyorum, 28.000. 5 ile 5000'i çarpıyorum. 5 kere 5, 25.000 ekliyorum, 25.000. 5 kere 6000'i çarpıyorum. 5 kere 6, 30. 30'a 3 sıfır ekliyorum, 30.000. 5 kere 7000'i çarpıyorum. 5 kere 7, 35. 3 sıfır ekliyorum, 35.000. Gördüğümüz gibi önce sayı, sonra sıfırlar. Burayı da yapalım, bitirelim arkadaşlar. Kısa yoldan yapınız diyor. 16'yı 5'e çarpmak için 2 ile çarpmış, 2'ye bölmüş, 10 ile çarpmış. 44'ü böyle 5'e çarpmak için 2'ye böl, 22. Çarp 10 ile ne oldu? 220. 32'yi 25'e çarpacak. 25'e çarpmak, 4'e böl, sonra 100'e çarp. 4'e bölersem 8. 8 çarpı 100 de 800 eder. 48'i 25'e çarpmış. Ne yapacağım? 4'e böl 48'i. 48'i 4'e bölersem, biraz uğraşın, 12 olduğunu görürsünüz. 12 ile de 100'ü çarparsanız 1200. 54'ü 50 ile çarpmak ne demekti? 2'ye böl, sonra 100'ü çarp. 54'ü 2'ye bölersem 27. 27 ile 100'ü çarpacağım, 2700. 74'ü 50 ile çarpıyorum. 2'ye bölersem ne oldu? 37. 37'yi 100 ile çarpacağım, 3700 etti. Burası diyorum. Evet, zihinden çarpma ve kısa yoldan çarpmaların sonuna geldik. Güzel sorular çözdük. Devamı gelecek açıklama kısmına. 4. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listelerini bırakıyorum. Kanalınıza abone olmayı, videolarımızı beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar, yorum yaptığınız bütün yorumlarınıza ben cevap vermeye çalışıyorum. Bir dahaki dersimizde tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.